Adı ne, duman mı? İşte bu. Soğuk Savaş'ın harika yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mavi Gri grubu var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öyle bir şey diyeceğim. Evet, yeterince rahatsız olduysanız normal sayıca hoş geldiniz tekrar. Senin DJ takdirin. Evet. Çarşamba günü muhteşem bir sabah uyanın. Ya da refüsü olan bir birey de olabilir. Ya da çok yanlış bir şeyler oluyor. Altta oturduğum yerde bilmiyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Oradan oraya birazcık sizi şaşırtacak şeyler yapacağım. İyiyiz abi, siz nasılsınız? İyiyiz ya. Şakalar bu arada bana Boğaç dedi ki şakalarınız muhteşemmiş. Ben de görmedim bu arada. Bana da biri dedi. Yani yanlış. Siz şakalarınızı birine gösterdiniz bence. Sizden birine gösterdik hani. Nasıl, böyle sakallı bir çocuk muydu? Uzun boylu. Şey, o burada çalışmıyor çünkü. Onu göstermem. O gelip bakıyor ona diye. Nasıl, heyecan var mı? Heyecan var, evet ya. Süper. Gerçekten. Bu heyecanlı bir şey yok ya. Nasıl heyecan var ya? Evet. Hiç alakası yok. Abi konserle alakası yok ya. Hocam sen de müzisyensin. Sen de konuştun. Evet. Valla evet. Yani doğru. Ben de müzisyenim. Konuştu. Sohbeti bu kadarmış. Evet, şaka. Hala bu arada konserden önce heyecanlanıyor musunuz? Abi yok artık pek ya. Eskisi kadar değil ya. Abi ben niye heyecanlanıyorum? Eski müzisyen mi? Sen Cihat Örtel. Nasıl? Var mı yakında konser? Yeni single var abi. Evet. İşte bu. 24'ünde Cuma günü çıkacak. Gelecek hafta. Oo. Gelecek hafta Cuma. İsmi nedir hocam? İsmi İlaç Ol Yaralar mı? İşte bu. Diye bir şarkı. Bayağı heyecanlı. Çok mütevazı konuştum. O zaman Soğuk Savaş başlasın. Gülersen kaybedersin. O zaman hazırsak ilk şakalarla başlayalım. Benim şakalar nerede? Merak etme. Hazırladım. Burada. Honor 90 efsane kampanyalarla hepsi burada da. Kasım özel efsane fiyatıyla ve Earbuds X5 Bluetooth kulaklık hediyesiyle. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca bu kampanya 30 Kasım 23.59'a kadar geçerli. Haberiniz olsun. Bu bölümü Honor ve Hepsi Burada katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Onlara çok teşekkürler. Evet. Yine sağ ol kanka. Sağ olsun. Şimdi biz hazırladık. Fotoğraf. Sen kendi fotoğraflarını çekmişsin. 200 megapiksel kamerası var. Ultra net. Nasıl, yakışıklı çıkmış mı? Baksana şuna. Harbiden bir baksana fotoğrafa. Nasıl yakışıklı çıkmış? Oha mi? Çok iyi. Bora, kanka yakışıklı. Bir çekilebilir misin sen? Bora. Şöyle. Oh yeah. Hazırsanız bir şakayla geliyorum. Hazırım abi. Pandemi zamanında vakaların Karadeniz bölgesinde yüksek çıkma sebebi nedir? Nedir? Çünkü burunları maskeye sığmaz. Keyifli bir şaka geliyor. İbrahim Tatlıses'in Yahudi din adamlarına yazdığı şarkı hangisidir? Hangisidir? Haham da şimdi gelir, paşam da şimdi gelir. Anlıyorum hocam. Anladın mı? Haham. Evet. Zor bir ben de Rain Man'in metroda çalışan kardeşinin ismi nedir? Nedir? Rayman. Nasıl düşünemedim onu düşünüyorum şu an. Çok iyiymiş. Ya da ödüllü şey filmi falan diye Rain Man. Rain Man, Rain evet Man. Olabilir. O da Rain Man gerçi, evet. Ne kötü nick ya. Ne Rain Man'i ya. Böyle Rain adam. Man mı olur yani? Geliyor o zaman hazırsan. Ben hazırım. Böyle eskiden gazetelerin arkasında, gazete küpürlerinde böyle ben şakalar olurdu. Ben 2001'liyim ama ya. İstanbul'da en çok palavracının yaşadığı semt neresidir? Neresidir? Atış alanı. Ben atış alanındayım işte bu arada. Gerçekten. Yalan, evet. Yalan söylüyorum. Ciddiyim. Gerçekten. Gerçekten. Esenler Atış Alanı, Birlik Mahallesi. Ben de koşu yolundayım ama hiç belli olmuyor. Hazır mısın? Hazır. Nesli tükenmiş ilk DJ kimdir? Kimdir? Mahmut Orhan. Çok güzel. Mahmut. Ama senin gerginliğin daha çok hoşuma gidiyor. Askerde arkadaşları eğitim yaparken Bruce Lee eğitime katılmayıp ne yapar? Ne yapar? Mınçıka temizliği.
Kaçlısınız siz ya? Ben 96'lıyım abi. Niye böyle oldu bugün? Ben Bruce Lee'yi hiç izlemedim. Annenin kutsallığından bahseden ünlü kadın romancımız kimdir? Kimdir? Hamile Edip adı var. Abi gülmüyor ya. Sinir bozuldu ya. Gülmüyor ya. Mınçıkayı nasıl bilmiyorsun oğlum? Abi bir şey söylemeyi unuttum ya. Bu şakaları bana 84'ün davulcusu Sertar abi verdi. Komik olmamışsınız. Ne kazıklı bir şey. Özellikle bizi yolculuk. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım hocam. İnsanların kibar olduğu, eğitim seviyesinin yüksek olduğu, taksicilerin yolcu olmadan gittiği, doların düşük olduğu Türkiye'ye ne denir? Ne denir? Abartma Zaten bir Türkiye'de gülme geldi. Şöyle de olabilir bölüm. Sen geldin. Falan diye gülmeye başladık. Şakan yok ama. Öyle de bir bölümle karşılaşmış olabilir izleyicilerimiz. Bakalım ne kadarını yayınlayabileceğiz. Evet. Karadenizlilerin hem aile ilişkilerinde hem de sexting'de en çok kullandığı kelime hangisidir? Uy mu? Değil. Emicem. Çok iyi şaka ya. Sen ben deyiz, hazırım abi. O zaman. Tamamdır. Çok muhabbet etme diyorsun. Dilan abi. Polat'ın müzik kariyerindeki en büyük adımı nedir? Nedir? Tutuklanmak. Çok iyi. Biliyor musunuz? Yani bence... Çok güzel şaka ya. Bakalım yayınlayabildik mi? Bakalım siz bölümde var mısınız? Biz kendi kendimize mi şaka yapıyoruz? Evet. Mavi gri grubu kupondan nasıl yatar? Nasıl yatar? Alt üst olarak. Ya ben gülmek zorundaydım biz, ya. Biz konuklarımıza çalışıp geliyoruz. Kim soruyor abi? Abi sen soruyorsun. Kenan Doğulu'nun ricasıyla hayvansal ürün tüketmeyi bırakan sevgilisine yazdığı şarkı nedir? Bu olmadı sanırım şu an. Bir de cümle düşüklüğü var. Ön baştan şey söylüyorum. Olur abi tamam bu, sıkıntı yok. Bu şakayı Celal Avcı verdi bana. İşte onu diyoruz baştan yakayım. Ama gelecekte saç transferi nasıl yapılacaktır? Nasıl? Hair drop'la. Güzel. Güzel. Ya, o kadar komik değil ama. Ya olsun. Diğeri inanılmazdı. Diğeri hiç yapmamama rağmen komikti. Şimdi o zaman benden gelsin. Hocam Star Wars'la hiç izledin mi Star Wars'la? Bir tanesini izledim. Tamam yeterli. Bir kısım Jedi'in kirli işlerini örtbas etmek için öğrencilerin adına kurdukları işe ne denir? Ne denir? Padawan şirket. Yine ben hakim abi Padawan'ı bilmiyorsun yani. Değil mi? Evet. Doğru. Bir izleyicimizin şakası geliyor. İçki içtikten sonra milletin birbirini dövdüğü masanın adı nedir? Nedir? Rakı masası. Bizim izleyicilerimiz ne bir konuşmamız lazım. Abi ne kötü şakalar geldi ya. Çok kötü. Bize mi? Biz hani size şaka gönderim falan. Ha. Hala satır başı şakası geliyor biliyor musunuz? Ya maalesef. Bize Dikachu geliyor hala. Evet. Yeter 3 kere yapıldı Dikachu. Tamam güzel şaka da. Dikachu ne abi? Oğlum Pokemon'da mı izlemedin ya? Ne tükettin sen bu hayal bu yaşa kadar ya? Abi ben daha yüzükler efendisiniz abi. Kovacaklar susalım. Ben de sevmem o kadar bu arada. Yani severim de. Başlıyorum. Tabii. Erken saatte içmeye başlayıp saat gece 12'den sonra evdeki tüm alkol bitince insanlar genelde kimi arar? Kimi? Berk'in eski sevgilisi. Adam. Adam bitti. Gelmedi programda bile. Ama her zaman söylüyoruz Berk'in eski sevgilisi bir kişi değildir, bir fikirdir. Ve fikirleri asla turşu işlemez. Bir gün Soğuk Savaş en iyi YouTube kanalı ödülü alırsa ödülü alırken ne deriz? Ne dersiniz? Honor duydum. Sponsorluk aldığımız ne kadar belli oldu? Çok belli oldu mu? Hiç olmadı. Evet tekrar bölümümüzün sponsoruna çok teşekkür ediyoruz. Bize bu arada ödül vermek isteyen herhangi bir organizasyon varsa onlara teşekkür ederim. Onlara da şimdiden teşekkür ediyoruz.
Mahmut Tuncer'in çocuklarına anneleriyle tanışma hikayesi anlattığı dizi hangisidir? Kesin Loğlu bir şey. Hangisidir? Halay Meteor Mağdur. Çok iyi. Çok bir benzerini hatırlıyorum. Biri yapmıştı ama böyle bunun sorusu daha iyi. Çok iyi. Kadir Doğulu'nun bu arada biliyor musun? Evet, haberim var. Haberim var mı? Haberim tamam, okey. O zaman bu doğru olacak. Okey. Kadir Doğulu müsait olmadığında ne yapar? Ne yapar? Telefonunu müşküle verir. Okey, işte. Telefon müşküle. Bunu karım yazdı. Ya ben çok hazırlıksız yakalandım bu programa. Abi ben de. Ev taşırken yolda yazdığım şakalar söylüyorum burada. Biz çok... de lastik değiştirirken yazdık. Bunları bu arada belli oluyor mu bilmiyorum. Ben o zaman giriyorum direkt. Tamam. İbrahim Tatlıses başkan olduğu ülkede o hal ilan etmiş. Neden? Neden? Memeler baş kaldırmış. Ben evin ne yere taşıdın? Fikirtepe taraflarına. Ben iyice açık halde söyleyeceğim burada artık. Ben de gidiyorum buradan. Hazır mısın? İyi şaka hazırlamadan gelen Boğaç ve Buğra konuklarını güldürmek için ne yapar? Ne yapar? Kazak giyer. Bunu da Celal abi verdi. Ben hiç şaka yazamadım çünkü hiç vaktim yoktu abi. Çok zor. Özür zaten dilerim. Evet. Halı sahaya yaptılar. Öyle mi? Bugün mü? Dün gece sabah, halı sahaya. Sabah 8 halı sahaya böyle. Gülben Ergen'in yazılımcı sevgilisine yazdığı şarkı nedir? Nedir? Ben sana Java'yı yaktım. Ben... Çok güzeldi ya. Yani grup 84'tü değil mi? Hayır, 84 onu değil abi. Yazan. Ha bu diğeri. Ha bu Zeynep Bastık, tamam. Bence bu Zeynep Bastık, işte Merve Özbey falan. Onu da çağırmıyoruz, not Armonisi kuvvetli, iyi sözlere sahip, güzel mixlenmiş trap müziğine ne denir? Ne denir? Müzik. Yani. Bir feat yapacaksınız galiba, feat falan dedi. Trap mi? Trap'le yapacak mısınız? Yok ya, öyle bir şey. Bir tane var sadece. Belli. Gülemem buna falan. Bu şakayı bana Dolu Kadeh Ters Tutun solisti Uğurhan verdi. İlber Ortaylı'nın dindar kankisi kimdir? Kimdir? Helal Şengör. Şimdi sen niye benim şakama laf ediyorsun? Evet, merhaba. Merhaba abi. Fazla ototünle müzik yapan ilimiz hangisidir? Hangisidir? Trap Zone. Bu kalite de bende de var bu arada. Bu okeyse, buna okeyse. Ben bilmiyordum buna okey olduğumuzu. Tamam, geliyor. Hangi araba seni Jedi'lara götürür? Hangi araba götürür? Toyota. Star Wars'u sevmiyorum ben. Oğlum bunun için gülmemeye karar verilir mi? Şaka. Kendimden daha komik biriyle karşılaşacağımı düşünmüyordum. Ah, karşılaşmadım zaten. Bu şakayı bana Can Ozan verdi. Oğlum sen burada 6 kişi Mortal Kombat karakteri gibi gelmiş ya. Shang mısın ya? Bütün ruhları Can Ozan, sevgiler buradan da kendisine. Selam söyledi size, evet, de. Bizden de selam. Severiz. Ona bir şarkısına remix yapmıştım. Nasıl olmuş? Çıkartalım mı? Beğendin mi dedim. Hayır dedi. Yani şöyle, çok acıklı bir şarkıymış. Ben sözleri dinlemiyorum. Bende o var. Meğersem inanılmaz dark bir şeyden bahsediyormuş. Ben de çıktım. Sen diye bir remix edince, abi ya ben burada ruhumu ortaya koydum. Hani acıdan bahsediyorum, böyle olmaz mı lan dedi. Dedim çok haklısın ya, yapmayalım yani. Tamam. Öyle bir şey yaşandı, evet. Ünlü roman filozof kimdir? Kimdir? Schopenhauer. Güzeldi. Güzeldi. Bir daha da çağırmayız canı. Merhaba, beni beklemiyordunuz herhalde. Hadi yürü git bakalım. Evet, Soğuk Savaş'ın bu bölümünde Mavi Gri grubu mahvetti bizi yani. Böyle bir şey yok. Yüreğinize sağlık hocam. Yani öyle böyle gülmek. Peki. Ve ödülünüz. Buyurun. Biz bakamıyorduk. Abi bizim için harikaydı. Çok güzeldi.
Ama ben şaka bulamadım. Sağdan soldan çarptım şakalar aynen, vardı. Aynen biz de. Sıkıntı değil. Fazla da güldüremedim size ama. Yok ben ya Yusuf bizim çok, yani... Şakacımız. Şaka. Şakamatik. Ama çoğu yayınlanmayabilir. Biz çok güldük. Şaka ama. İşlerine Yusuf bakıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sizin şakalara çok güldük. Öyle ki çok bazılarını güldük. Paylaşmak istemiyoruz insanlarla. Hani biz gülelim sadece bize özel olsun dedik. Bazen en güldüklerimizi paylaşamıyoruz. Evet öyle bir problem var. Şimdi sizden bir kazanma hareketi alacağız. 3 2 1 Evet. Kovuldun.